Herkese merhabalar değerli izleyenler. Asırlık Hikayeler programıyla yeniden karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi bu hafta da başımızın tacı büyüklerimizi ziyaret etmeye ve onların hayat hikayesini dinlemeye devam ediyoruz. Bu hafta Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Mahmutlu Mahallesi'ndeyiz ve 1945 yılında hayata gözlerimizi çocukları 10 tane çocuğu olmuş, 10 tane çocuktan 3 tane kalmışız. Şimdi bir ben varım. Bir olan abim de öldü, kız kardeşim de öldü, bir ben varım. Peki anne baba ne iş yapıyordu o sırada? Annem babam bu köyde işte inekleri vardı, öküzleri vardı, bahçeleri vardı. Biri bahçesi baraja gitti, bit burası kaldı. Benim küçük kız kardeşim çok küçüktü benden. Abim büyüktü, küçük kız kardeşim çok küçüktü. Ben evlendiğim zaman ağladı, benden beraber merkeze geldi. Amcam sonra geri aldı, buraya getirdi hani üzülmesin diye. Öyle küçüktü. Annemin çocukları çok olmuş, olmuş ölmüş. 3 tane çocuk kalmış. Onun için öyle fazla karabalığımız yoktu. Siz de abim var dediniz. Evet. Abiniz de varmış. Evet. Evdeki işlere yardımcı oluyor muydunuz? Abiniz babanıza, siz annenize? Zaten ben küçüktüm, abim büyüktü. Her şeyi abim yapardı. Hani bizde eskide su evin içinde yoktu. Böyle gidip bahçeden su alır gelirdik. Bazen geç kaldık mı abim benimle gelirdi, giderdik suyu alır gelirdik. Sosyal çevre nasıldı? Komşuluk ilişkileriniz çok, nasıldı? Çok çok iyiydi. Çok iyiydi. Hakikaten çok çok iyiydi. Yani eski iyilik şimdi imkan yok bulamazsın. Eski arkadaşlık, eski komşuluk, eski insanlık o gitti, o hiç yok. Özlem duyuyor musun evet, eski? Evet, hakikaten duyuyorum. Annem bir ayran yayardı. Bir komşunun ayranı olmadı mı şu tepeden inemezdi kendisi. Bağırırdı, gelin alın götürün diye. Eskide çok insanlık vardı. Yalan. Yardım da ediyordu evet, anneniz. Aynı öyle. Peki Sevim teyze. Eğitim hayatınız, şimdi o zamanlar tabii biz şu an gelirken çok güzel yoldan geldik, gelebildik. Evet, eskiden evet. Yol da yoktu. Yol da yoktu, araba da yoktu. Aynen öyle. Peki senin eğitim hayatın nasıl geçti? Burada okul var mıydı? Vallahi okul yoktu, okul uzaktı. Ben de biz de küçüktük. Babam arkadaş yoktu böyle bizim köy tek tek olduğu için. Bizi okula göndermemiş zamanında, gitmemişik okula. Eğitim hayatın hiç yok. Yok. Kardeşlerin de aynı şekilde. Kardeşim, abim iyi kötü vardı ama benim yoktu. Peki şu an okuma yazmayı biliyor musun? Evet. Biliyorum. Nerede öğrendin? İşte.
öyle bir yere gitmedik ama merkeze evlendim, merkeze gittim. O zaman her şey oldu. Hani burada beyimi de zaten şeyle gördük. Beyim buraya bir gezmeye gelmişti, beni görmüştü. Amcamgile gittik. Amcamgilde de onlar geldi, kızlarla kaynanan falan geldiler. Beni görünce geldi, istediler. Babam benim halam oğluna vermek istedi. Annem de istemiydi. Bunları isteyince o dedi ki çarşıda kalırlar, verelim gitsin. Köyde kalmasın, çarşıya gitsin dedi. Gelin gittim, 8 sene orada kaldım. 8 sene kaldıktan sonra 2 tane çocuğumuz oldu. Bir kız, bir oğlumuz var. Maşallah. Ondan sonra Almanya'ya bu gitti, 4 sene, 4,5 sene kaldı. Ailem istemedi. Ne kaynanam gibi istedi, ne benim ailem istedi. Hayır dedi, gitmeyecek Almanya'ya dediler. Bu 4,5 sene kaldı. Ben burada yalnız kaldım. Annem babam dedi ki, baktım olmadı, annem dedi. Annem dedi, kızım yapma dedi, git dedi. Beyin nerede, sen de orada dedi. Çocuklarım ufak, orada ev yok. Osman ev bulamadı. Dedi, hele bir seni götüreyim, ondan sonra ev bulursak götürür çocukları. Çocukları verdik okula. Ben gittiğim zaman daha kızı okula vermemiştim. Daha 5 yaşındaydı. Ondan sonra oğlan da 3 yaşındaydı. Verdik okula, kaynanam, görümcem vardı bekar. Baktılar. Götürek götürek dedik, sonra götürmedik. Baktık güzel okuyorlar. Hep teşekkür alıyorlar. Dedik adam okusunlar, adam olsun. Biz de orada atır batırır getiririk. Burada evimizi yaparız, bir şeyler yaparız dedik. Çocuklarımız kurtulur. Hemen orada uzun kalmaya hiç niyetimiz yoktu. Ondan sonra geldik. Bu çocuklar okudu. Sağ solun yüzünden. O dedi sağa karışması lazım, o dedi sola karışması lazım. 2 tane çocuğumuz var. Ben ağladım, üzüldüm adama, dedim ki ile çocuklarımızı getirelim. Orada çocuklarımız kalmasın. Ben istemeyeyim dedim, buraya gelsinler. Götürdük birini, okuttuk, berber şey oldu, kafer oldu. Dükkan açtı. Birini de istemedi, kendi işini açtı. Böyle bu işlerle uğraştı. İşte halen de işlerin devam ediyor. Çok güzel. Evet. Yani biraz evlilikten sonra Osman amca sana bir hızlı hayat yaşatmış. Evet. Macera dolu bir hayat yaşamışsın. Evet, aynı öyle. Peki hiç korkmadın mı? Yok. Yani hiç bilmediğin bir şehre gidiyorsun. Hiç korkmadım. Bir de okuma yazman okuma yok. Okuma yazmam yoktu. İşe gittim, kartımı bastım, numaramı yazdım. Çalıştığım malların kartlar numaralarımızı hep yazdım. Onları hepsini koyduk baletin içine. Onları kartonlara koyduk. Mal yanlış olursa geri gelecek benim ismime. İsmimi yazdım. Hepsini öğrendim. Hepsini yaptım. Hiç sıkıntı çekmedim. Cesaretli bir kadınsın. Ama 4000 kişi çalışıyordu bizim fabrika. Sadece kadın firması değildi. Aile karışıktı. Araba firmasıydı. Büyük kamyonların malları hepsini bizlerden çıkıyordu. O malları yapardık. Baletlere kurduk. Gelip götürürlerdi. Bunların parçalarını yapıyorduk. Bizde her parça vardı, her parça. Hepsini yapardık. Bir de kadın halde araba parçası yapıyordunuz. Evet, evet, evet. Ve çalıştığınız yerde dedim, çok... Gittiğim zaman 4000 kişi çalışıyorduk. Sonra da azaldı. 4000 kişi de 400 kişiye kaldık. Emekli oldum, 400 kişi çalışıyordu. Ben emekli olduğum zaman. Niye bu kadar azaldı peki? Ama işler eskisi gibi gitmedi. Hani her tarafta Portekiz'e fabrikayı gönderdiler. Mesela böyle ucuz yerlere gönderdiler fabrikanın eşyalarını. O zaman onlar da hani düşündüler, kazanalım, daha artırarım diye her yere gönderdiler. O zaman millet azaldı. Daha halen o fabrika çalışıyor. Bir de teknolojinin de illaki etkisi olmuştur. Tabii ki. Makineler çıktı, insan gücüne ihtiyaç kalmadı. Hep robot oldu. Eskisi gibi, eskide robot yoktu. Evet. Sonra da oldu. Robotlar oldu, mesela kamyonlar oldu, her şey. Mesela biz bantlardan, eskide bant değildim. Normal tek tek çalışıyorduk. 2 kişi, 3 kişi. Bant oldu. Banttan 20 kişi çalışıyorduk. Sen bana verdin, ben sana verdim. Öyle sırayla dönüyordu. Dönüyorduk. Evet. Peki hani hiç böyle yorulup da pes ettiğin zaman oldu mu? Pes etmedim vallahi. Çalıştım. Bir de 11 sene sonra orada bir kızımız da oldu. Maşallah. 11 sene sonra.
Onu da büyüttük. Yani yurt dışına gidiyorsun sonuçta, hani bu mesafe, şimdi sen güldün ama bence yine çok iyi bir süreç. Çünkü 11 yılda yeni bir yere yerleşiyorsun, hayatını kuruyorsun, işini kuruyorsun. İşte 11 sene sonra bir de kızımız oldu. Şimdi 42 yaşında hem de. Maşallah. Kendisi ne iş yapıyor şu an o? O kendisi iş yeri var. Kendi de çalışıyor. Yine Almanya'da. Yani onlar Almanya'da. Kız da orada, büyük kız da orada, oğlan da orada. Oğlana bakma, gelip gidiyor. Oğlan gelip gider. Biz de gidiyoruz. Biz bak buradan 3 ay burada, 3 ay orada, 6 ay burada, 3 ay orada. Biz gene gidiyoruz Almanya'ya. Biz Almanya'da ev yaptık, evimiz var. Bizim şeyimiz güzel hani. Peki burayı mı daha çok seviyorsun? Vallahi ben orayı seviyorum, yalan yok. Ama beyim burayı seviyor, ben orayı seviyorum. Doğrusunu söylersen. Niye? Çocuklarımız orada. Sen çocuklar için istiyorsun. Çocuklarım var. Şimdi burada da oğlumun kızı evlendi, buraya verdik. Ta aksi. Şimdi bu sefer de bunlar burada, bunlar da buradan özlüyüm. Bunlar burada daha görmek istiyorum. Mecbur, bu sefer bunlar bir küçük... oraya bir buraya geliyorsun. Aynen. Güzel geçiyordur inşallah. Yani çok, ben çok öyle şükür, seziyorum. Çok şükür, inşallah. Allah her zaman böyle geçsin. Allah bize el avuca koymasın. Amin inşallah. Böyle devam etsin. İyiyiz Allah'a şükür. Çocuklarımız da iyi. Mutlular. Hepsinin evi var, barkı var. İşleri güzel. Torunlarım hepsi okudular, iyiler. Hepsi de iyi. Çok şükür. Dikiş öğrenmek istedim, istedim, öğrendim. Ben okuma yazmayı iyi kötü yolumu çıkarttım. Çarşıya gelin gittim, ben merkeze gelin gittiğimden ben 15 yaşından evlendim. Küçük evlendim. Ondan sonra orada dikiş öğrendim. Hep ne bileyim işte, hepsine de memnunum. Yani iyi yerim de iyiydi, kaynanam kaynbabam da iyiydi. Görümcem vardı, kaynım vardı, iyilerdi. İlk gittiğin zaman beraber mi oturdun? 4 sene beraber oturduk. Zaten 8 sene kaldım. Ondan sonra Almanya'ya gittim. Peki hani ilk gittiğin zaman böyle kaynanan, kayınvaliden sana nasıl davrandı? Nasıl insanlardı? Ben küçüğüm diye bana hiç çok güzel davrandılar. Başım açıktı, gittim, gelin gittim, kapatmadılar. Dediler o da bizim çocuklarımız gibi dediler. Açık kalsın, boş ver dediler. Kaynbabamdan memnundum, kaynanamda da memnunlardım. Hakikaten çok çok iyilerdi. Hiç beni yormadılar, yalan yok. Kayınvalidenden öğrendiğin şeyler oldu mu? Çünkü çok küçük yaşta gidiyorsun. Gittiğimden, hayır ben burada bir evin bir kızı olduğum için annem babam... Mutlu yaşadık yani. En güzeli böyle hiç korkmadan gayet
Yok valla korkmamız şey oldu. Cesur bir şekilde gitmiştin yani. Ailem istemedi. Ailem dedi gitme Almanya'ya. Bu baskılar bile seni korkutmuş olması lazım. Ama yok be, annem rahmetli çok iyi dedi. Kızım git dedi. Sen ne zamana kadar burada kalacaksın dedi. Beyin yok, çocukların ufak. O hani çocukları da götürürük dedi. Evet. Gittik orada da bize zor ev bulunmadı, ev yoktu. İlk gittiğimizden Almanya'ya evler pek yoktu. Olan ev, dört çocuğum var da dört oda evim olacak. İki çocuğum var, iki odalı evim olacak. İki de sana, bir de sana. Dört odalı bir evin olması lazım. Yoktu. Onun için mecbur çocuklarımız güzel de okudular. Çocukları götürmeyi hiç düşünmedik. Dedik okusunlar, biz de çalışırız, paramız var. Evimizi yaparız, yeniden bir ev yaparız. Evimiz evet. Vardı bizim gittiğimizde. Her şeyimiz iyiydi. Peki, ama senin oraya gittiğin zaman sonuçta arkadaş çevren yok. Çok. Yeni yeni insanlarla tanışıyorsun. Evet ama hani herkes orada var. Oradaki arkadaşlar var ya, çok çok düzgün bir insanlardı. Onlar da gurbetteydi, biz de gurbetteydik. Kardeş gibiydik. Cumartesi, pazar gezmelere giderdik. Oturmalara giderdik, gelirlerdi bizlere, bizler giderdik. Güzel zaman geçirdik. Peki oradaki komşuluk ilişkilerin nasıldı? Buradan daha üstün. Değil mi? Vallahi daha üstün ama gene Türk. Türkler var, Almanlar var. Almanlar hor görmedi bizi. Yani yanlış konuşsan dahi bile bir kere yanlış oldu. Doktora gidiyorsun, doktor hiç burada giderdik doktora, şöyle oturursun. Ama oraya doktora gittin, serbest oturursun. Nasıl laf konuşursan konuş, yanlış kelimen olsa dahi seni hiç yanlış görmezler. Seni normal karşılarlar. Evet. Eyvallah. Çok, ben ne bileyim, ben memnunum, yalan yok. Peki, eskiden müzik ve sanatçı var mıydı, müzik dinler miydin? Dinlerdik tabii ki, televizyonumuzu açardık, sanatçılar dinlerdik, dinlerdik. Almanca biliyor musun? Evet. Alman müziklerine mi daha çok böyle merak Hayır, sarıyorsun? Hayır, hiç Alman müziğini sevmedim. Hep Türkçe açtık. Gittik giderli, Türkçe ve orada televizyonlar açıktı. Hep baktık, Türkçe'ye bakmadık. Almancayı pek şey yapmadım, sevmedim yani. Hem okudum hem de yazdım. Yalan dünya senden bezdim o. Hem okudum hem de yazdım. Yalan dünya senden bezdim o. Dağlar boyağını gezdim. Yiğiten yavrum bulunur mu? Dağlar boyağını gezdim. Yiğiten yavrum bulunur mu? Bayram gelirdi, amcamız babamız bize birer tane sarıncak kurardı, carcur yaparlardı, bize birer elbise alırlardı, sevinirdik işte. Çocukluk oydu sizin için. Evet, çocukluğumuz oydu. Başka yoktu. Şimdi bir de sağ sol davalarından bahsettik. O zaman siyaset, buradaki siyaset ve Almanya'daki siyaset ya da ekonomi nasıldı? Hani sizi Osman amcayı mesela Almanya'ya sürükleyen illaki ekonomik durumdur yani. Tabii ki durumumuz iyi değildi. Bir de beyim çalışmıyordu. Hastanede çalışıyordu. Karabalıktı. Adam çalışırdı. Ay başı geldi mi ancak bizi idare etmezdi. Yazılmıştı önceden. Çıktı gitti o. 4,5 sene orada kaldı. Biz dedik gelir. Ha gelir, ha gelir, ha gelir. Hep gelmedi. Yolunu beklemiştin. Aynen aynen. Bekledik gelmedi. Mecbur olduk. Biz de gittik. Sonra bir baktın. Biz de oradayız. Sen de oradasın. Aynen. Ben 71'den beri oradayım. 71'de gittim. Maşallah. Ama. Evet. Türkiye'de yaşadığından daha fazla yaşamışsın. Tabii ben burada bir şey yaşamadım ki. Sen evlilik muhabbetini anlatırken hani görücü usulü oldu ama evet. O zaman senin baban biraz da böyle görmüş geçirmiş bir adam gibi sezdim ben. Evet. Sana hiç rızan sorulmadı mı? Soruldu.
halamın oğluna vereceklerdi. Diyelim. Seni nasıl karşıladı? Valla ben 4 ay nişan sözlü kaldım. 4 ay sonra da düğünü yaptılar, gittik, evlendik. İşte şöyle böyle diyene kadar 2 sene çocuğumuz olmadı. 2 sene sonra da çocuğumuz oldu. İyi geçti. Hani memnunduk yani hayatımızdan. Osman amca nasıl bir insan? İyi insan. Hakikaten iyi. Halen de iyi. Ki ben şimdi başlamadan önce de biraz sohbet ettik. Evet. Böyle sana karşı, evine karşı bağlı bir insan. Evet, evet. Bu çok güzel bir şey ama evine de bağlı, almasına vermesine de bağlı, her şeye dürt. Ben buna şeye de yoruyorum. Senin aslında ona karşı tutumunu o da aynı şekilde sana yansıtmış. Vallahi artık bilemem artık onu bilmeyeyim. Peki torunlardan bahsedelim. Torunlar var mı? Torunlarım. Ve torun sevgisinden bize torun sevgisini anlat. Benim büyük kızımın 2 tanesi var. Hı hı. Oğlanın 5 tanesi var. Ondan sonra hepsinin de çocukları var Allah'a şükür. Maşallah. Şimdi oğlanın da çocuklar, torunları Allah var. İki de onda var. Torunlar çok. Peki torun sevgisi mi daha ağır basıyor sende evlatlarının sevgisi? Vallahi torunlar daha ağır. Yalan yok. Torunlar daha tatlı. Niye? Yani bunun bir sebebi var mı sence? Vallahi sebebi ben diyeyim biz çocuktuk ondan mı çocuk anne baba sevgisi görmedik ondan mıdır ne bilmiyorum. Belki şeyden de olabilir hani çocuk yaşta çocuğun oluyor. Artık bilemem. Bir de eskiden kaynananın kayınbabanın yanında kendi çocuğunu sevemiyormuşsun. Evet evet. O sevgiyi yaşayamadığın için şu an yani diğer konuklarım öyle anlatmıştı bana. Evet. Kendi evladımı sevemedim diye torunumu kendi evladım gibi seviyorum. Hayır şu gene torunlar tatlı. Nein torunlar çok tatlı. Hakikaten torunlar tatlı. Torunlar tatlı. Gelir giderler mi yanına? Evet gelip giderler. Telefon ederler gelirler. Seherde bir bağa girdim. Seherde bir bağa girdim. Ne bağa duydu ne babancı. En son don günlerim derdim. Ne bağa duydu ne babancı. Ne bağa duydu ne babancı. Vallahi bir hiç üzüldüğüm bir şey olmadı. Bir kız kardeşim doğum yaptı. Doğum yaptıktan sonra 4 günlük çocuk kaldı. Ona üzüldük. Başka da bir hiç üzülmedim. Yalan yok. İyiydik yani. Peki seni en çok mutlu eden bir anın oldu mu? Ki bence bu senin çocuklarının hayatını bildiğim kadarıyla şu an çocuklarını Almanya'ya götürdüğün zamandır diye tahmin ediyorum. Evet. En aynı çok öyle. Mutlu olduğun zaman. En mutlu zamanımız oydu. Bıraktığım zaman çok üzüldüm, çok ağladım, yoruldum. Ama götürdükten sonra her şey bitti. Sonuçta onlar için çalıştın, çabaladın. Ama annemize babamıza da üzüldük. Hele benim annemin babamın kimse de yoktu. Kız kardeşim rahmetli oldu.
4 günlük çocuk geri kaldı. Annem benim gibi yaşlıydı, annem baktı. Yani onun için üzüldük, annem de üzüldü, babam da üzüldü. Yapacak bir şey yok. Vallahi biz de burada ne yapardık? Pilav yapardık, biber kızartırdık, dolma yapardık, sarma sarardık. İşte aynısı devam ediyor. Orada da aynısını devam ettik Almanya'da. Hiç yanlış, değişik bir yemek yapmadık. Aynı yemeklerimize devam ettik. Peki hiç merak etmedin mi Alman yemeklerini? Vallahi hiç de merak etmedik. Almanya'nın yemekleri güzel değil ki. Kendi yemeklerimiz daha güzel. Bizim çünkü... Geleneğimiz daha... Aynen öyle. Evet. Bizim eskiden yapılan yemekler ki şu anda öyle ama sağ olsun gençlerimiz diyeyim. Şimdi gelinlerimiz, kızlarımız demeyeyim de. Evet. Kız olsun, erkek olsun. Fast food'a aşırı derecede yükleniyorlar. Evet. Hamburger, pizza, patates kızartması. Aynı, aynı. Şimdi gençler öyle. Yaşlılar. Yemek kültürü de kalmıyor. Evet. Ki bunlar arttıkça bittikçe anne babadan çocuk bir şey öğrenmiyor. Sürekli evet. Dışarıda hazır yemenin peşinde aynı, oluyor. Aynı. Sen peki kendi çocuklarına bu yemek kültürünü yaşatabildin mi? Aynısını öğretebildin yaptım. Mi? Benim kendi kızım yanımda büyüdü. Hani lise son sınıfta geldi. Yanımızdaydı o. Hani bir meslek alana kadar yanımızdaydı. Her şey aynısını o da öğrendi. Gelinimi aldım, gelinim. Yerinde iyiydi. Bayram hazırlığı kaç gün öncesinden başladı? Vallahi dese ki yani 2-3 gün önce işler yapılırdı, o gece yemek yapılırdı, sütlaçlar yapılırdı, tatlılar yapılırdı. İşte aynı şimdiki gibi. Tabii ki köydü biraz şeydi ama hep alınırdı, yapılırdı. Bayram ziyaretleri nasıl geçiyordu? Çünkü şu an benim gözlemledim yani benim kendi önceki çağımda... Önceki bayram zamanı yok. İyiydi. O zaman iyiydi. Şimdi yok. Şimdi sadece akraba var, başka yok. Eskide camide çıktılar mı, bir 10 kişi erkek toplanır gelirlerdi, annemler sofra kurarlardı, yemek yedirirlerdi, bayramlaşırlardı, giderlerdi. Şimdi nerede? Şimdi bir akraban geliyor, başka kimse yok. O zamanlar baklava var mıydı, böyle evde açılan baklavalar? Vallahi yapan vardı, yalan yok. Baklavayı açan çok insan vardı. Mesela bizden yapıyorlardı, hem sana hem bana yapıp hazırlıyorlardı, herkes kendisi pişirirdi. Eskide fırın yoktu ki. Nasıl pişiyordu peki? Ben ne bileyim, bir sobanın üstünden altını üstünü pişirirlerdi, üstüne de tepsi korurlardı. Pişirirlerdi. Bu şey mi, hani şu eskiden toprağı kazıp altından ateş yakıp... O tandırdı.
Var mıydı sizin tandır burada da? Tandır bize vardı. Tandır ekmeği yap ileride annemle yengem. Nasıl yapılıyordu? Tandır ha, böyle böyle böyle. Bir delik var altta. Yukarıda yakıtsın, o delikte hava geliyor. Ellerine de birer tane eldiven takıyorlar ki elleri yanmasın. Ekmeği yaparlardı, böyle açarlardı. Yapıştırırlardı. Ben yapmadım. Ama annemle yengem hep yapardı. Görüyordun ama. Evet. Nasıl yapıldığını hakimsin. Biz de yardım ediydik. Yumak yapıyorduk, açıyorduk kendilerine. Valla Almanya'daki bayramlarımız hemen hemen bura gibi. Sadece çalıştığımız gün bize bayram yok. Hani tatil olmadı mı bayram bizim için sade bayram yok. Biz ne yapardık? Cumartesi pazara getirirdik, bayramlaşırdık. Birbirimize gider gelirdik, işte hazırlığımızı yapardık. İş yerine de şekerimizi, tatlımızı götürdük, birbirimize ikram ederdik, bayramlaşırdık bantlardan. İşte şey, yediğimiz yemek yerlerinden, hani bizim büyük büyük yerlerimiz vardı, oturdu. En aşağı 50 kişi insan oturuyor bir kantinde. Biz kantinden birbirimize dağıtırdık, alırdık şeker olsun, tatlı olsun. Çalıştığınız yerde yabancılar da vardı ama değil tabii mi? Tabii ki onlar da katıydı. Onlar nasıl ayrıydı. Karşılıyordu sizin bu onlar gelenek ve göreneklerinizi? Güzel normal karşılıyor. Onlar da yumurta bayramları oluyor, onların da bayramları oluyor, yılbaşı oluyor. Onlar da bizi ayırmıyor. Ayırma yok. Sen nasıl kendini ikram ediysen onlara da aynısını ikram edilsin. Mesela tatlını neyin götürürsen onlara da ona göre götürürsün. Peki o zaman da Almanya'da tatlıyı evde mi yapardınız yoksa hazır mı? Hazır var şimdi. Öncede de vardı. Biz Almanya'ya gittik gidelim neredeyse. Önceden kendimiz kadayıf yapardık. Sonra da soraya tatlı yaptık kadınlar aramızdan. Hani tatil günleri yaptık beklettik. Bayram günleri dağıttık. Ama şimdi lokantada çok, her şey çok. Çok güzel bir hayat yaşamışsın orada, yok, bayramları da dahil. Sana burayı şey çok aratmamış aslında. Hiç aramadım. Evet. Yalan yok, hiç aramadım. Sadece... Biz sadece annemi, babamı. Aynen. Onlar da yaşlılardı. Onlara çok üzüldüm, yalan yok. Kız kardeşim de ben gitmeden 2 sene önce öldü. 4 günlük çocuk geri kaldı, hamileydi, doğum yaptı. 4 günlük çocuk geri kaldı. Onu annem baktı. Onun için annem çok zorlandı. Ben gelin gittim. Abim evlendi gitti. Geldi yalnız bizim gibi. Şimdiden biz nasıl yalnız? Onlar da öyle. Ya, çok zor ama ne yapacağım? Yapacak bir şey yok. Bizim evlendiğimiz zamanları diyelim. Değil mi? Aynen öyle. O zaman gene her şeyini al ilerledi. Her şeyini yap ilerledi. Bir eksikin olmuydu. Mesela ben merkeze gelin gittim. Benim halamın bir tane gelini vardı. Benim eşyamın hepsini benden bir oldu. O da geldi, beğendik, aldık, işte seçtik, ettik derken bir eskiden öyle bir daire düzecek gibi değillerdi. İşte bir yatak odasını alırlardı, bitti. Kaynananın yanına gittin mi, bitti. Bir daire, işte bir odan var yeter. Önceden de gene yatağını, yorganını işte
bir elbiselik koydular, gönderdiler amcamgile. Hani söz olsun diye razı olma. Razılığına ne istersen, hani o zaman öyleydi. Eskide bir de dilerdi ki bir tabanca vereceksin, bunu vereceksin. O zaman daha çok kötüydü. Ama amcam bir elbiselik gönderdiler, tamam kabullendi. Zaten işte maksat, evet, ziyaretine gitmek. Aynı. Görmek, aynı. Konuşmak, aynı. Tanışmak. Başka bir şey yok. Yani hediyesi, şeyi buyuruyor. Hediyesiyle bir kurtulacak bir şey yok. Aynen öyle. Peki davetiye kültürü nasıldı sizde de? Şimdi kart bizim halinde. Eskide kart yoktu. Aynen. 2 metre kumaş keserlerdi. İşte sana 2 metre, ona 3 metre, ona 4 metre adamına göre öyle gönderirlerdi. Yakınlık derecesine göre kumaş boyu artıyor. Aynı artıydı. Uzak akrabalara çorap, mesela evet, yakına gömlek. Aynı. Şu an öyle bir şey yok. Şimdi bir kart basıyorlar, tam bitti. Peki sence eskisi mi daha iyiydi, şu anki mi daha iyi? Vallahi bence şimdiki iyi. Yazık, günah. Elesi vardı, durumu iyi değildi hep. Eskide yoktu da. Evet. Tabii eskide yoktu. Peki Sevim teyze, şimdi gelenek ve göreneklerden bahsettik ama ben biraz da gençlerin böyle bu gelenek ve görenekleri yaşatamamasına çok üzülüyorum. Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Vallahi bunun sebebi ne olabilir? Anne baba öğretmiyor ondan mı? Yoksa teknoloji çağındayız, bundan mı kaynaklanıyor? Ya şimdi çok kötü oldu oğlum. Hakikaten evlilikler çok yanlış oluyor. Çok daha çocuklar ortada kalıyor. Eskisinden biz neler çektik oğlum, çekenler. Herkes çekti. Kimse bir, herkes yuvasında oturmayı istedi. Şimdi öyle değil. Şimdi hemen bitti. Bir şey oldu mu bitti gidiyor. Aslında katmanman değil, saygı yok. Eskide saygı vardı. Peki senin evliliğini sorayım. Uzun süren bir evliliğin var. Evet. İyi kötü günleri olmuştur illaki. Evet tabii. Hani herkesin hayatı dört dörtlük ya da mükemmel bir şekilde ilerlemiyor. Aynı öyle. Mutlu bir evliliğin sırrı sence neydi? Bence saygıdaydı. Saygıydı, yoktu. Herkes hani eskiden ayrılmak yoktu. Mecbur bekleyecekti, o evi yuvayı da kuracaktı. Önceki böyleydi ama şimdikiler kimse kimseye, şimdikiler okumuş, ne onu bekliyor, ne onu istiyor, ne onu olursa olsun, olmazsa olmasın diler. Eski de değildi. Bizim zamanımızda büyüklerin çok şeyi vardı, rolü vardı. Saygı vardı, sevgi vardı. Büyüğe karşı bir şey demezlerdi. Eskiden daha şeydi. Peki Osman amcanın sana böyle jest yaptığı, romantiklik yaptığı bir anınız var mı? Bir çiçeği vallahi olur, bir şey olur. Bir, sana desem, romantik şeyleydi. Çarşıya gittiği zaman, geldiği zaman illaki bir şey getirirdi bana. Peki bu getirdiği evin temel ihtiyacı mı olurdu? İşte ne olursa olsun işte, yeter ki getirsin. Eskide öyleydi. Şu an mesela hep bir böyle çiçek beklentisi var, bir hediye yok, beklentisi var. Yok yok, biz öyle çiçek var. Değil. Yeter ki evine bir şey getirsin, yeter. Aslında en büyük hediye, evet, saygı. Eşine gösterdiği saygı. Aynı. Ben de öyle düşünüyorum. Bence de öyle. Bence de. Peki Sevim teyze, yaşamış olduğun ömrü değerlendirecek olursan, böyle genel anlamıyla nasıl bir hayat yaşadın? İnişleriyle, çıkışlarıyla. Vallahi ben şöyle diyeyim sana oğlum. İlk evlendiğimden tabii ki küçüktük, cahildik. Pek bir şey bilmedik ama Almanya'ya gittikten sonra da çok çok her şeyim dört dörtlük oldu. Yalan yok. Hiç. Bir sıkıntım annem babamdı. Başka sıkıntım yoktu. Yani benim de iyiydi. Hani biri yan dışarı ayağı yoktu. Bensiz bir tane bir gün bir yerde bir şey yemedi. Çocuklarını düşünerek kazandı. Parasının kıymetini bildi. İyiydik yani. Öyle yanlış bir şey yapmadık çok şükür. Peki bana, benim gibi gençlere ne gibi nasihatlerde bulunmak istersin? Hani bize neler söyleyeyim? Neyi yapmalıyız, neyi yapmamalıyız? Vallahi benim size yapacağım nasihat, karı koca birbirinin sözünü dinledikten sonra, birbirinin